Anadolu'nun birçok yerinde, özellikle de köylerde gelenek haline gelen aşure günümüzde de yaşatılmaya devam etmekte. Hatta bir inanışa göre içerisine ne kadar fazla gıda konulursa o kadar bereketli olduğunu da söylenmekte. Şehrullahil Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani İhsan ve Kerem'in coştuğu ve bollaştığı bir ay olarak tanımlanır. Aşure günü ya da Aşura günü Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü. İslam inancında bugün de birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bugüne kıymet atfedilir. Muharrem-i Şerif ayının 10. günü Aşure günü olarak bilinmekte. Evrenin yaratılışından bil itibar, birçok hadisenin ise bugün gerçekleştiği rivayet edilmekte. Restoran işletmecisi Ülkü Gök, günün anlam ve önemine ilişkin Aksu Haber'e bilgi verdi ve aşure tatlısının hangi gıdalardan yapıldığından bahsetti. Esnaflara dağıtacağız, müşterilerimize vereceğiz, gelen eşimize, dostumuza vereceğiz. Bugünün bereketi artsın, güzel bir gün. Şeyi merak ediyorum, bunun içerisine ne kadar çok ürün koyarsan o kadar bereketli olur derler. Derler, biz de elimizden geldiğince çok koymaya çalıştık. Zaten kendi bereketleniyor haliyle. Ne kadar da az koysan kazan da çoğalıyor. Bence bereketi var yani bugün. Var değil mi? Evet. Peki neler koydunuz bunların içine? Yani bir tabağa beraber bakalım. Ana maddeler, evet. Dövmemiz, fasulyemiz, nohutumuz var. İşte çerez var bol miktarda. Yani içinde bir 10 çeşit ürün var mı? 15 çeşite yakın var. O zaman bereketli mi olur diyoruz. İnşallah. Peki ne yapacaksınız bunları? Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Buralara da dizmişsiniz. Şimdi bunları esnaflara mı dağıtacaksınız? Evet, yarısını dağıttık. Kalan yarısını da devam edeceğiz. Evet. Allah nasip ederse. Her yıl bu bir gelenek. Evet, geçen sene esnaflar birleşip hep beraber yapmıştık. Bu sene ben tek yaptım. Herkes kendi adına yapacak. İnşallah devam edeceğiz. Hayırınız kabul olsun. Amin. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Anadolu'nun birçok yerinde geleneksel hale gelen aşure ikramı günümüzde de yaşatılmakta. İçerisinde başta buğday olmak üzere kayısı, nohut, fasulye, üzüm gibi gıdaları barındıran aşure, bir inanışa göre de içerisinde ne kadar fazla gıda olursa o kadar bereketli olacağı rivayet edilmekte.